Servis oldu şerefsizim. Şerefsiz amirim. Mendan, bundan sonra bu servisin sorumlusu sensin. Sorumlu amirim. Her gün öğrencileri evden okula, okuldan eve getireceksin. Okuldan eve, evden nereye götürecektim amirim ben ya? Okula, salak herif, okula. Tabii ya. Okuldan eve, evden de okula. Sahildeki çay bahçesine götürecek değilim ya. Bana bak. Sakın bu minibüsle hız filan yapayım deme. Zaten istesem de yapamam ki amirim. Bu minibüsün azami hızı 20 kilometreden yukarıya çıkmıyor ki. Acaba bir alarm taktırsak mı gece çalmasınlar diye? Çalamazlar amirim. Kendi kontak anahtarıyla bile 20 dakikada çalışıyor ya. Ama geri vites müziği taktırabiliriz. Geri geriye giderken halka çarpmayayım uyarsın diye. Saçmalama. Ne geri vites müziği? Geri gelirken pencereden başını çıkarıp bağıra bağıra şarkı söyler. Bravo abi, bravo ya. Vallahi çok iyi düşündünüz ha. Şu nasıl acaba? Geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Oğlum bu kemiklerin kaliteli olduğundan yok mu ya? Dayanmıyor be eleman. Bakıyorum da Türkiye'ye çabuk alıştın Gizem. Ya alıştım ama benim adım Didem. Biliyorum. Didem kötü bir isim de daha güzeliyle sesleneyim dedim. Neyse. Seni bizim sınıfın çocukları ile ilgili uyarmak istiyorum. Ya hepsi çok şeker, hepsi çok tatlı, hepsi aşkım. Ya aşkım. Ya. Bak başta öyle gözükürler. Ya sen şimdi seninle ilgili olduklarına falan bakma. O salakların tek derdi seni kafalamak. Kafalamak? Yani ben yine bir şey anlamadı. Yani kafalamak böyle kafayla küt diye vurmak. Ay hayır canım. Yani seni etkilemek için farklı gözüküyorlar. Bak benden sana bir dostça tavsiye. Dostça? Ya dostça salak. Doğru. Sensin salak. Teşekkür ederim o zaman ben. Şşş. Bizimkine baksana. Tahtın elinden kaptıracağını anlayınca yeni taktik geliştirdi. Kaleyi içten fethetmeye çalışıyor. Nasıl yani? Abi Didem'i kıskanıyor mu yoksa? Ay kikirik. Biraz daha bağırsaydın. İzmit'ten aradılar duymamışlar. Yani Barbie çok güzel bir kız. Didem'i niye kıskanıyor onu anlamadım ben. Liderlik hırsı kızım. Liderlik hırsı. Ona bakarsan bütün mankenler çok güzel ama hepsi birbirini bulsa bir kaşık suda boğar. İşler böyle yürüyor piyasada. İnşallah ben de camiaya girince beni de kıskanacaklar. Göreceksin bak bir numara olacağım. Üstelik en zengin kocayı bulup en iyi markaları ben kullanacağım. Bence zenginlik çok önemli değil. İnsan şöyle hani iyi biri olsun diye bir dilekte bulunur. Aman iyi birini ne yapayım? Yırtmam lazım benim anlıyor musun? Yırtmam lazım. Parayla yırtılmaz törpü. Bak Saddam da zengindi. Ama iyi biri değildi. Ne oldu? Yırtabildi mi? Ay kikirik sen polyanlıcılık oynamaya devam edebilirsin. Ama ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Hadi kalkınız, kalkınız, kalkınız erkeçler bahçeye. Hadi bağırın, toplanınız, toplanınız. Yok, geçtik. Hadi bağırın, yüce amirim konuşma yapacak ya. Hadi bağırın, toplanınız, toplanınız. Geç bahçeye, hadi bahçeye, bahçeye. Yüce amirim konuşma yapacak diyorum ya. Yapacaksa yapsın abi. Yapacaksa yapsın diyorum da. Gelin iki benim amirim kendi kendine konuşacak. Konuşmayı kime yapacak, size yapacaklar. Yürüyün bahçeye. Abi kesin yine bize bir şeyler satmaya çalışacak. Ya abi biz öğrenci miyiz veli nimet miyiz ya? Yeter be. Çok yeter. Çok karışma hadi bağırın. Hadi bağırın bahçe yürüyün. Ne kaldı satacak aşağıda? Yürüyün yürüyün. Yüce amirim hakkında öyle konuşmayın. Amirdir o be amir. Alır da satar da selviste atar selviste yapar. Ben lan. Bu ne kıyafet böyle? Afet Hanım ne olacak? Amirim beni servis şoförü yaptı ya. Servis şoförü mü ne servis ne şoförü? Şimdi şöyle oluyor Afet Hanım. Güzel okulumuzu servis şoförü olduk.
Bizim okulun servisi mi var artık? Çok şükür var artık. Peki senin ehliyetin var mı? Şimdi şöyle oluyor Afet Hanım, köydeyken benim traktör ehliyetim vardı. Amirim onu minibüs şoförü ehliyetine çevirdi ya. Senin amirinin çevirme konusunda üstüne yoktur zaten. Bakalım şimdi ne işler çeviriyor göreceğiz. Sevgili benim minibirler, çalışkan ikiler, sevgi pıtırcıklarım. Hizmette sınır tanımayan okulumuzun döner sermayesi, yine dev bir hizmeti siz sevgili yapacaklarımıza gururla iftiharla sunuyor. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi sumsum diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Evet, artık bizim okulumuzun da bir servis aracı var. Çıkınlar olsun. Peki hocam, servise binmek mecburi mi? Evet. Geliri tamamen döner sermayeye kalacak olan bu serviste okula gidip gelmek mecburidir. Yani zorla değil, mecburi. Ya ama hocam, bizim evimiz okula yakın. Olsun, sen de indi bindi parası verirsin. İleride paramız olduğunda servisimize hava yastığı da taktıracağız. Hocam, yoksa hava yastıkları kuş tüyünden mi olacak? Yok deve tüyü. Evet, nerede kalmıştık? En son deve tüyü diyordunuz amirim. Evet, kantinlerle yapılan anlaşma sonucu, okula servise gidip gelecek olan arkadaşlara üzerinde okulumuzun amblemi bulunan kravatlar %10 indirimli verecek. Peki hocam, fiş almazsak bir şeyler yapar mısınız? Tepeseyi kes, sersem. Tamam bu kadar, dağılabilirsin. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Müdür Bey, bu minibüs çok külüstür. Ne var bunda Afet Hanım? Sizin arabanız da külüstür. Benim arabam da külüstür ama ben onu yıllardır kullanıyorum. Huyunu suyunu biliyorum. Bu mennan bunu hiç kullanamaz. Kullanır efendim. Mal gibi kullanır. Onun raporu yani ehliyeti var. Da ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü ben çocuklarımı sokakta toplamadım Müdür Bey. Kuluma hizmet etmeyi kimse engelleyemez Afet Hanım. Siz de engelleyemezsiniz. Ben Rıdvan Kanat Lisesi'nin servisi yok dedirtmem. Ben de çocuklarımı bu tekerlekli tabuta bindirmem. Çatlak bu kadın şerefsizim. Çatlak. Çatlak amirim. Kaç tane öğrenci buldun ben lan? Hiç öğrenci bulamadım desem bana inanır mısınız amirim ya? İnanırım. Buldum desen şaşardım zaten, salak herif. Salak amirim. Ama siz hiç merak etmeyin amirim. Servis bir çalışmaya başlasın, o zaman bütün öğrenciler bu servise binecek. Hatta başka okulların öğrencileri bile bu servise binecek. Bakın göreceksiniz amirim ya. Göreceğiz. Buyurunuz, buyurunuz. Senin evin nerede bakayım? Tuzla'da hocam. Tuzla'da mı? Çabuk in aşağı! Çabuk in aşağı! Ama hocam hani servisten yararlanmak herkesin hakkıydı? Trenle gidersin evine. Şehirler arası otobüsü bu. Şuna bak ya. Kurulmuş buraya bakam arabası gibi koskoca minibüste Allah'ın Tuzla'sına gidecekmiş. Sen de git. Durdur şunu. Boşuna mazot yakmayalım. Mazot amirim! Ya kapasana şunu. Şimdi şöyle oluyor. Kapanmıyor ki amirim. Allah'ım ya Rabbim, ne biçim minibüs bu ya? Çalıştırmaya çalışıyorsun, çalışmıyor. Kapatmaya kalkıyorsun, kapanmıyor. Nerede manyak var, beni buluyor be. İşte o bekle amirim.